Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu ala şefii'i zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassa biha İbrahimu benihi ve Ya'kub. Ya beniyye, innallaha istafa lekumuddin. Fela temutunne illa ve entum muslimun. İlâ âkhir l-âyeh, sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlece asıl verirsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Mevla hepinize razı olsun. Cuma-i Şerif'imiz hayırlı ve mübarek olsun. Şimdi bugünkü dersimizde Mevlamız bizlere neler buyuracak? Neler diyor hocam? Şimdi Mevlam Teala peygamberleri İbrahim Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyla alakalı yapmış olduğu tavsiyeyi beğendiğinden dolayı Kur'an-ı Azim şu anda beyan ediyor. O yüzden bize de örnek olarak bunları anlatıyor. Lokman Aleyhisselam'ın da tavsiyeni beyan ettiği için, evlatları üzerinde tavsiyeyi beyan ettiği için onda da aynı şekilde Mevlam Teala Lokman Suresi'nde buyuruyor. Ne buyuruyor? وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعَظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Bize öğretilen sistem bu. Rabbim başarma yazı bilsin. Yani evvela çocuğuna ilk öğreteceğin şey evladına birinci ifade. Birinci ifade. Oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Rabbim bu konuda bizlere yardım eylesin inşallah. İlk öğreteceğimiz şey bu. La tüşrik billah. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak şirk Allah'ımızın ifadesiyle. Allah'ımızın ifadesiyle şirk diyor büyük bir karanlıktır, zulümdür. Çünkü Mevla Teala'ya nasıl sen ortak koşarsın? Her şeyi sana yoktan var eden, her şeyi ikram eden Rabbine kalkıp başkalarına sorup koşarsın. Rabbim bu yolda hepimize başarılar nasip etsin inşallah. Evlatlarımıza da güzel örnek olmayı nasip etsin. Sonra devam ediyor Mevla Teala. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدِهِ اِحْسَانَ Bak hemen orada da parantez içi bu. Anneye babaya da iyilikte bulunuyor. Bulur diyor. Tavsiye ediyor. Rabbim bunu da iyi anlamaya nasip etsin. Hamelet ummuhu vehnen alâ rahim. O anne ki çocuğunu sıkıntılar, meşakkatler üzere aylarca ne yaptı? Karnında taşıdı. Sonra onu emdirdi. O yüzden diyor Mevla Teala anneye, babaya da teşekkür ne yapma? Bırakma, onu tavsiye ediyor Hazreti Allah çekecek. Ancak teşekkür edeceksin tabii ki ama bir konuda değil diyor Mevla, bir konuda. O ne? Eğer annen baban sana وَاِنْجَا اَدَاكَ لَا اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا اَلَيْسِلَكَ بِي اَيْلِ Bilmedikler halde, cahil oldukları halde Allah'a isyana teşvik ediyorsa seni. فَلَا تُضِعْهُمَا O zor itaat etmiş. Anne baba evladını Allah'a isyana teşvik ediyorsa, isyana yönlendiriyorsa, isyan için mücadele veriyorsa o zaman ne yok? İtaat yok. Rabbimizin ifadesi. İnsan diyor oğluna dese ki oğlum Allah muhafaza etsin. Bana şu İçkiyi getir dese,
Getirmeyecek diyor. Ne yapacak? Ama elinde içiyor, içiyor adam. Oğlum şunu al, elinden at dese al bakacak. Yani ne zıkkım, ne halim var diyor, demeyecek yani. Normalde dese ki oğlum beni işte şarabhaneye götür işte nereye artıkse. Götürmeyecek diyor. Ama dese ki oğlum burada perişanım gel beni burada al dese gidip alacak diyor. Yani isyana ne yok? Kesinlikle destek olmak yok. Ve ta'avunu alel birri et takva. Ve la ta'avunu alel ismi ve ta'a. İyilikte ve takvada birbirinize yardımcı olun. Kötülüklerde, düşmanlıklarda birbirinize yardımcı olmayın diyor Hazreti Allah. Allah'ım evlatlarımıza güzel örnek olmayı nasip eylesin inşallah. O yüzden Mevla ondan bahsettikten sonra ya Müreyye, devam ediyor Mevla'da. İnnâ intekü mithkâle habbe. Eğer zerre ağırlanınca bir iş yaptığında, bir hareket yaptığında zerre ağırlanınca fî sakratin ve fîs semâvâti ve fîl ardî etibî Allah. İster kayaların içinde olsun, ister göklerde olsun, ister yerde olsun. Zerre bir iyilikte bulunduğunda onu Hazreti Allah senin için yani sevabın için getirir. Mükafatın için getirir. Onu karşılarız. Gördün mü sen? Yani sen dünyada kimseden menfaat bekleme. Yaptığın Allah için yap. Bunun karşılığını mutlaka Mevla'dan ne yaparsın? Alırsın. Rabbim kendi rızası için yapabilmeye bir rızası verirsin. Ama bize Mevla evlatlarımızı öğretmek için söylüyor bunları. Evlatlarınızı böyle öğretmek olacaksınız. Nereden bulursan bul demeyeceksin. Nasıl bulursan bul demeyeceksin. وَاَمُرَا اَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُكْ diye Hazreti Allah. Ehline, ailene, çoluğuna, çocuğuna sen namazı emret. Rızkı biz veririz diyor Mevla Teala. Bunlardan rızık isteme diyor Hazreti Allah. İbadeti emret, doğruluğu emret, güzelliği tavsiye et. Güzellik konusunda onlara örnek ol. Önder ol. Rabbim cümlemizi ikram etsin. Bak ister göklerde, ister yerde, ister kayaların içinde olsun. Eğer bir iyilikle bulunursan, bu iyiliğin karşılığını Hazreti Allah sana ne yapacak? Bulduracak, getirtirecek. Ve tavsiyelerinde Mevla Teala devam ediyor. Ya Müneyye, oğulcağızın Mabimiz Sala. Çocuklara da böyle diyor, Mevla Teala söyleyin, bildirin, tavsiye edin. Namazını dosdoğru kıl, namazını dosdoğru kıl. Rabbim bize de bu işin ciddiyeti anlamayı nasip etsin. Amin. Evlada tavsiye edeceksin ama ilk önce kendinde sen de bir görecek. Bakacak babam, gerçekten dosdoğru namaz kılıyor maşallah. O da ona göre yapacak. Yoksa sen de görmezsen nerede kılacaksın? Şimdi adam her türlü yanlış yapıyor. Ağzına geleni sayıyor. Elinde sigara bilmem ne. Aman oğlum sakın sen yapma derdiniz. Pardon kötü sen de ağzına geleni sayıyor. Aman oğlum sen öyle deme. E sen ne diyorsun? O yüzden kimse kendini kandırmaz. Yaptın yapar. Ondan sonra senden daha fazlası yapar. Senden daha fazlası ne yapar? Senden fazlası yapar. Sen eğer onu sigaraya alıştırırsan o başka şeyle daha çok olur. Sen o namazı göstermezsen o cumayı da unutur. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evlatlarımızı inşallah güzel örnek olmanız için. Şimdi Mevlamız işte bu beğendiği, razı oldu. Peygamberlerin evlatlara yapmış olduğu tavsiyeyi buyuruyor. Ve vassâ biha İbrahim ve Beni ve Yakub. İbrahim Aleyhisselam evlatlara, Yakub Aleyhisselam evlatlara vasiyette bulunuyor. Ya Müreyye! Vasiyeti şu evlatlara. İnna Allah istafa lekum din. Allah size dini seçti. Allah size dini mübin İslam'ı, Allah size kendini seçti, peygamberini seçti, dinini seçti, kitabını seçti. Sakın ha! Fela temutunne! Sakın ölmeyin. Ölmek mümkün mü? Ölmek mümkün değil. O zaman demek altında bir şey yok. İlla ve entüm müslümun. Ancak Müslüman olarak ölür.
Yani ahirette kafir gidilmez. Rabbim hepimiz muhafaza. Hocam gider, giderse ya adlı adam. Hiç kendini kandırma. Kim olursa olsun. Torpili olmayan bir rahmet. İmansız gittiğinde yandı, bitmiştir. Ondan sonra hesabını veremezsin. Rabbim her birimiz muhafaza etsin. Evlatlarımız da muhafaza etsin. Ama bize Mevla Teala ne yapıyor? İkazda bulunuyor. Kulak veriyor, kulak verin diyor bu işe, kulak verin. Yanlış örnek olmayın. Onları yanlışa sürüklemeyin. Sonra pişman olursunuz. Olmayız inşallah. İnşallah. Bununla alakalı Efendimiz buyuruyor ki, Efendimiz hocam, sahabeyi toplamış, ayağa kalktı diyor. Ve ve'ala ve dekkara, sonra bize diyor vaaz etti Efendimiz. Bu konuyla alakalıdır bu. Elâ eyyühennâs innemâ ene beşerun mitlüş. Ey insanlar! Sahabe-i kiram efendilerimize buyurmuş Efendimiz. Ey insanlar! Ben bir beşerim. Yakında yûşikû en yehdiye rasûl-i rabbî fe ucîbe. Rabbimin bana daveti yakında gelecek ve ben ona icabet edeceğim. Yani ahireti ithal edeceğim. Ve ene tarikun fikum. Size iki tane ağır şey bırakıyorum. Yani uyuduğunuzda kurtuluşa ereceğiniz, size nur olan, dünya ve ahiretinizin kurtuluşu olan iki şey bırakıyorum. Nedir o? Evveluhuma kitabullah. Evveli kitabullah'tır. Yani eğer kurtuluşa ermek istiyorsan, sen veya senden sonra gelen zürriyetin, çoluğun, çocuğun, etrafındakiler. Kurtuluş ermesini istiyorsan, Kitabullah'a sımsıkı sarılın. Fîhîl hudâ ondur. Çünkü o hidayettir. Yani doğruya kavuşturandır. Şimdi adam diyor ki, hocam, ben yaşıyorum, bir şey olmuyor bana. Olmuyor mu? Ya sen hidayetin gerçek hikayenin ne olduğunu bilmediği için olmuyor zaten. Şu alışkanlık haline geldin ya. Alışkanlık haline geldin be kardeşim. Ne olmuyor ya? Bir saygı mı görüyorsun ya? Bir sevgi mi görüyorsun ya? Bir muhabbet mi görüyorsun ya? Etrafındaki insanların, gençlerin, evlatlarının gerçekten sana karşı davranışlarını sen anlıyor musun ya? Eğer hidayetli olsa, doğru üzerinde olmuş olsa, gerçekten sen bu işin gerçeğini anlamış olsa var ya, ne kadar sıkıntılı olduğunu anlayacaksın. Ama anlamış oluyorsun. Alışmış oluyorsun. Alışmış oluyorsan zannediyorsun ki hayat bu. Hayat bu değil ya. Sen böyle alıştın bu hayata. Yoksa normal şartlarda bir insan hidayet yaşamış olsa, doğru yaşamış olsa, kitabında yaşamış olsa, kendi evladının davranışı değişecek, hanımının davranışı değişecek, gençlerin davranışı değişecek, insanların birbirine karşı bakışı değişecek. Çünkü insanlar birbirine hep sıkıntılı bak. Adamı görsen aman diyorsun. Aman görmesek daha iyi. Görmemişsin ya. Bunu görmesek daha iyi diyor adam kim biliyor musun? Kardeşin. Kardeşin ya. Niye? Hidayeti Kur'an'a alayım şu an yaşamadığımız için. Kur'an'ı yaşamadığımız müddetçe de bu böyle. Ama tekrar ediyorum. Alışkanlık haline geldiği için zannediyor ki insan hayat bu. Hayat bu değil ya. Hayat bu değil. Gerçekten Kur'an'a alayım şu an'a sarılmış olsak, sımsıkı yapışmış olsak, onun ahlakını kendimizde ve etrafımızda görmüş olsak, o zaman cenneti içeceğiz dünya, dünyada cenneti içeceğiz ya. Bir defa gittiği zaman karşısındaki adam bu beni aldatmayacak bileceksin ya. Beni kandırmayacak bileceksin ya. Beni kasıtlamayacak bileceksin. Şimdi soruyorum hangi nereye gidiyorsun da bunu karşılıyorum ben nereye? Söyle bakalım. Evlilikten yer araştırıyorsun. Niye evlilikten yer araştırıyorsun? Çünkü bu arada ne yapar belli değil. Gördün mü sen? Gördün mü sen ya? Allah'ın bize Kur'an doğru, Kur'an hidayet nasip etsin. Ama dedim ya demin, alışıyorsun. Bir alışıyorsun, sen de bir hayat bu. Herkes böyle yaşandı diyorsun. Neden sebebini söylüyorum size, sebebi şu.
Ve men a'rada an zikri cazde Allah. Eğer siz benim dinimden, Kur'an alayım şu anda, peygamber yolundan yüz çevirirseniz, fe inne lehu ma'işeten zankâ. Size sıkıntılar yaklaşacak. Rabbim buyuruyor ya, sıkıntı ne? Evinde ne sıkıntı içinde olacaksın? Her dakika bekleyeceksin. Acaba kapıma kim geldi? Kimse gelmedi ya, bir şey olmaz. Olur mu ya hoca ya? Basanlara bir şöyle olur, böyle olur, hırsızlar gelir, bilmem ne olur. Yok, öyle olur mu ya? Olmaz ya. E sen yap, ben yapamam. Niye yapıyorsun? Allah'tan korkarım. E demek ki insanlardan Allah'tan korkması için bir mücadele vermiyorsun. Onları da kalbine Allah korkusunu yerleştirmiş olsan, sorun yok işte. Kapıların sonuna kadar açık olsun. Girer mi kimse? Niye girecek? Adam niye girecek? Biliyor ki Rabbim beni görüyor. Ama kıskandım milletten dinimi bir İslam'ı. Güzel örnek olmadın, güzel önder olmadın, güzel sahip çıkmadın. Ondan sonra da hoca işte, ya işte sıkıntı var. Sıkıntı yok. Sıkıntı senin yaşantında. Rabbim inşallah başarmayı nasip etsin. Şimdi eski yeni gelenler varsa ondan veren biraz alışık değildir ama idare vaziyeti. Bizim sohbet anlayışımız, şehir tarz böyle yani, yanlış anlaşılmasın. Aynı balık, aynı tavalı balıklarıyız yani, öyle kalkıp da kimseye haşa, hakir görmek değil de. Muhabbet de buraya geldi mi biliyorsun, böyle olur yani arada bir. Yoksa sesimi yükseltmeyi sevmem aslında ama oluyor mu oluyor, baştan söyleyeyim işte. Eski gelenler bilirler de, yeni gelenler belki daha gider, bunlar ne bitti ya da ben demeyin yani. Allah bizden razı olsun. Şimdi kısa anlattım, çok anladınız inşallah. Kısacası şu. Efendimiz buyuruyor. Size kitabullah'ı bıraktım. Nedir o? Hidayettir. Nurdur o. فَخُلُّهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ Kitabullah'a sana ver. Alın onu. وَسْتَمْسِكُوا فَعَدْتَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى Allah'ımız buyuruyor ya. Bu öyle büyük bir kitaptı ki Kur'an alayım şu an. Kur'an alayım şu an öyle büyük bir kitaptı ki insanları karanlıklardan, karanlıktan, zulümattan aydınlığa çıkarsın için indiriliyor Mevla Teala. Yani Kur'an-ı Kerim varsa orada nur var, hidayet var, karanlıklardan kurtuluş var. Evinde de böyle, işinde de böyle, hayatın her alanında böyle. Kur'an yoksa orada karanlık var, karanlık. Sıkıntı var orada. Rabbim iyi anlamayacak mısın? Anlayacağız inşallah. İnşallah. Ama ve lakin maalesef bakıyorsun, alışkanlık haline geldi. Ben size hoca konuşur, cemaat dinler, herkesi bildiğini yapmaya devam eder. Ne hastalıktır bilmem bu işi yani. Şimdi desen ki adama doğru mu? Doğru hoca ya diyor. Doğru işi yapalım. Madem doğru o zaman bunu yapalım işte. Yaşayalım. Dikkat edelim. Kur'an'ı alayım şu an öğrenelim. Kur'an'a kendimizi uyduralım. Kur'an'ı kendimize değil. Kur'an'ı kendimize değil. Kendimiz Kur'an'ı öğrenelim. Allah'ımız diyor çünkü ona rehber olarak gönderdi. Nur olarak gönderdi. Buna sarılmamızı istiyor. Bunun övgüsünü beyan ediyor. Kurtuluşunu veya bu işte kurtuluş var diyor. Rabbim yani mahvet kurtuluş var diyor. Sarılalım mı ya? Hoca çok doğru söylüyorsun ama işte. Doğrusu sonra doğrusu yapalım ya. Rabbim bize yapma kabiliyeti nasıl biz. Başaracağız inşallah. Çünkü Mevla Teala bir başka ayet-i kerimede ya eyyühellezine amelû ey madenler lime tekûlûne mâ lâ tef'alû. Niye yapmadıklarınızı söylüyorsunuz diyor Hazreti Allah. Aslında normal şartlarda herkes ifade olarak kabul ediyor. Tarz olarak kabul ediyor. Mutlaka doğru diyor, hayat diyor, söylüyor. Konuşmaya geldiği zaman mangalda kürü bırakmıyor. Herkes de güzel bir şekilde dinini anlatmaya çalışıyor. Belki de daha ileri derece söylemeye çalışıyor ama yaşantıya geldi mi bir bakıyorsun gevşek. Değilizdir inşallah. İnşallah desece. İnşallah. İnşallah hocam. Niyetiniz yok sizin anladığım kadarıyla. Korkuyorsunuz ya. Rabbim başarmayı nasip etsin. Birincisi diyor, dinler kitabıma sarılın. Bir başka şeyde, yani veda hutbesinde ikincisi de ikinci olarak şunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselam.
Ondan sonra sünnetime sarılın diyor. Yani kitabullah'a sarıldıktan sonra ikinci yapmamız gereken şey peygamber yoluna, peygamber sünnetlerine sımsıkı sarılmak. Rabbim bu konuda da bizlere başarı nasip etsin. Şimdi sorsalar hepimize, herkese sor. Ya kapıdan geçen Allah'ım bir dakika diye. Senin peygamberin kim? Önderin kim? Önderin örneği kim? Herkese Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya mübarek adamlar ediyorlar zaten. Nasıl bir örnek, nasıl bir örneğin ki, nasıl bir önderin ki, nasıl hiç sen de hangi konularda ona uyarsın? Gerçekten hangi konularda ona uyarsın ya? Bir sorsana kendine. Allah'a başarılı yazıyorsunuz. Amin. Burada da öyle ehl-i beyti, yüdekürkullah fi ehl-i beyti. Ehl-i beytime de diyor, sahip çıkın diyor. Onlara laf söylemeyin. Ona ağır konuşmayın. Onlara ifade kullanmayın ehl-i beytime. Onu hatırlayın, Allah'ı hatırlayın, onların hakkında konuşunlar. Yani öyle ağzınızı gene saymayın. Rabbim bu yolda bizlere de ciddiyet nasip etsin inşallah. Başarılar nasip etsin. Ancak Selman-ı Farisi ile alakalı, Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o biliyorsunuz Farisi'dir. Yani İran'dan gelme bir Müslümandır, İran'dan gelmiştir o. Şimdi muhacirler diyor ki, muhacirler demek Mekke'den hicret edenler diyor ki, Selman diyor bizdendir diyor. Niçin bizdendir diyorsunuz diyorlar. Çok önemli bu ifade. Çok önemli bir ifade bu. Selman diyor bizdendir diyor. Niçin bizdendir diyorlar? Çünkü o dışarıdan geldiği için. Olur mu diyor, ensarlık yok bizdendir diyor. Niye? Siz geldiğinizde o buradaydı diyor. Medine'deydi yani. Medine'deydi karşıda, o yüzden bizdendir. Resulullah duyuyor bunu. Resulullah duyuyor bunu. Rabbim bize de bu güzelliği nasip etsin. Şimdi söyleyeceğim güzelliği. Efendim duyunca muhacirler bizdendir. Ensar da bizdendir duyunca Efendimiz diyor ki Selman bendendir diyor, benden. Benim ehlim ehlimdendir. Rabbim bize de bu güzelliği nasip etsin. Bunun yolu Resulullah'ın sünnetlerine sımsıkı sarılırsan, onun hayatına, onun hayatını gerçekten hayat edinirsen, hayatını kendini hayat edinirsen, muhacirden de olmazsın, ensardan da olmazsın, şundan bundan da olmazsın, Resulullah'tan olursun. Rabbim bize de ikram etsin. Ama sen sünnetlerden uzak, peygamber tanımaz, peygamber sünnetlerini bilmez, garip zavallı bir Müslüman olursan bilmem kimden olursun. Rabbim hepimiz muhafazayız. İnşallah Resulullah'ın kıymetini bilenlerden. Rabbimize yakışır, yakışır kul olanlardan onu hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Eyvah diyeceğimize dönüşmekten bizi muhafazayız. Evlatlarımıza, gençliğimize örnek ve önder bir Müslümanlarımıza nasip etsin. Mevla, insan razı olsun. El-Fatiha.